Hasan Yalnızoğlu, Turkish Power'ın aslında kurucularından bir tanesisin. Evet. Beraber bir yola çıkmıştık. O yol nasıl bir yoldu? Yani bana ilk telefon geldiğinde güreşeceğiz dediler. Ben de dans eden birisi olarak nasıl diye sordum. Nasıl güreşeceğiz? İlk diyalog buydu. Beni Murat İnce aramıştı. Tabii üniversitede spor akademisinde güreş eğitimi vardı. Acaba öyle bir şey mi diye içimden düşünerek yola düştüm. Ve karşıma Bilgehan Demir geldi. Ben Murat'la bu konuyu konuşacağımı düşünürken Bilgehan Demir, Alaaddin ve Murat İnce bir üçlüyle karşılaştım. Tabii hiç daha önceden göz aşinalığı vardı ama meraklı değildim. Anlattığınızda Turkish Power ismi çok dikkat çekiciydi. Bir vatansever olarak çok etkilenmiştim. Sonra işi duyduğumda, öğrendiğimde dedim ki ben oyunculuk da yapıyorum. Güreş eğitimi de üniversitede aldım. Bu da zaten öyle bir şey. Yani evet, hepsini birleştirdiğimde herhalde üstesinden gelirim. Çünkü burada önemli olan kendim ikna olmamdı. Ben ikna olursam seyirci ikna edebilirim diye düşünmüştüm. Sonuçta biz dövüşün tiyatrosunu yapıyorduk. İşte ilk buluşma öyle başladı ve ben bu işin sporcusu olacakken bir baktım yapımcısı oldum sayende tabii. Sen bana hadi gel beraber, aslında şöyle de oldu, yola bir çıktık sporcu olarak ama sen dedin ki her şeyde yanımdasın. Zaten yolculukta beraberiz, yani görüşmelerde beraberiz. Sporcu seçiminde beraberiz. Yani Hasan yalnız oldu. Neden Bilgehan Demir'den ayrı dedim. Evet. Yani böyle bir şey geldi içimden. O yolculuk deyince de aklıma şimdi hikaye, o yolculuk hikayeleri var. Hatırlar mısın bilmiyorum. Yaklaşık 130 kilometre hızla giderken bir otel ziyaretinden, bir görüşmeden dönüşümüzde bariyerlere çarpmıştık. Hatırlıyor musun? 6 Ocak 2011 sabah 5.30. Nasıl hatırlamam? Çok iyi hatırlıyorsun. Ben bu kadar yakın tarih hatırlamıyorum ama o gün gibi hatırlıyorum onu. Arabadan indik ama tabii orada durmadık. Hasan da uyumuş, ben de uyumuşum. Yolda 130'la bariyerlere sürtmeye başladık. Evet. Hasan bir bağırdı. Uyan. Yani bir ses geliyor, bağırıyor birisi. Gözlerimi açtığımda aynadan kıvılcımlar fışkırıyordu. Ben şu diyaloğu hatırlıyorum. Ben uyumuştum zaten, hani çok yorgundum, uyuyacağım dedim. Sen de tamam uyu, ben iyiyim dedin. Gidiyoruz. Sonra bir ses duydum. Pat diye bir ses. Ve devamında da o teneke cızırtısı kaportanın. Sonra döndüm. Sen daha yeni böyle koltuktan şöyle kalkarken gördüm seni. Uyudun mu ya dedim. Evet ya, uyumuşum dedim. Gülüyoruz ama gerçekten eve gittiğimde... Ve zaten o zaman da gülmüştük beraber ama... Şeyi hatırlıyorum, hemen ilk sahada kamyoncuların park ettiği bir yerde park edip bir kendimize gelmiştik yani. Arabanın yan tarafı mahvolmuştu yani gerçekten. Çok güldük ama eve gittiğimde 6 aylık bebeğimi gördüğümde ağlamıştım. Evet. Ben de sık sık tabii büyük tecrübeler yaşadım hayatımda, yani gerçek yaşam hikayemde. O yüzden bugünleri yad ederek ben de zaman zaman gözyaşlarımı döküyorum diyebilirim. Güzel anılar bunlar. Yani kaza hariç. Evet. Peki Ankara'da Kırkpınar Başpehlivanı'yla güreştin. Evet, yaklaşık ben 95 kiloydum o zaman. O da 130 kilo falan diye yanılmıyorsam o zaman. Savaş Yıldırım evet. Yani kendi kariyerinde zaten iz bırakmış. Hala güreşiyor biliyorum. Çok başarılı bir sporcuydu. Tabii onunla güreşmek kolay değildi. O bütün güreş oyunlarını zaten biliyor.
ve kuvvetli ve ağır ama çok güzel bir maç oldu diye düşünüyorum. Seyirciler de büyük desteklediler. Sağ olsun Savaş. Egosal bir savaşın içinde değildi, adı Savaş'tı ama tatlı bir kalbi vardı. Bir milli güreşçiyi, şampiyon güreşçiyi sen nasıl yenersin demedi. Evet, orada ben aldım oyunu. Peki, imza günleri vardı. Bursa'da imza gününde on binlerce kişinin bulunması seni nasıl etkiledi? Bekliyor muydun? Yani ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. İmza günlerinde bu kalabalığı beklemiyordum. On binlerce kişi dediğin gibi geldi. Hani daha önce o seyircilere dans ettim. Anadolu Ateşi, Sultans of the Dance, yani Aspendos'ta, Efes'te 18 bin kişiye canlı duvar diyebileceğimiz kalabalığa dans ettim. Başka bir heyecan gerçekten. Ama o seyirciye yakın bir seyirciyi görmek... Şaşırttı. Sadece bir imza günü için. Evet, imza günü ortada için. Gösteri yok, bir evet, şey yok. Gösteri yok, bir şey yok dediğin gibi. Ama şunu söyleyebilirim. Yani burada senin tabii emeğin, katkın, seçimlerin çok etkili. Seçtiğin karakterler gerçekten karakterdi. Türkiye'nin belki şu anda bulmaya çalışsalar bu kadar tip, bu kadar karakter bir insanı bir araya getirmek çok zordu. İnsanlar orada Bilgehan Demir ve o seçtiği kasta geldiler. Hatırlıyor musun? Bir spor salonuna gittik Gültepe'de. Evet. 2-3 kişiden bahsediyorlardı. Dediler ki olağanüstü 2-3 isim var. Bunlarla mutlaka görüşmen lazım. Biz gittik. Alakasız orada dikkatimizi çeken işte bu dediğimiz Alpay Selvi Barbar'ı bulduk. Hatırlıyor musun? Aynen. Evet. İşte böyle kadro seçimi böyle oluyor. Evet bazen. Evet. Yani bu konuda zaten çok başarılısın. Buna inanıyorum. Alpay abi zaten hala görüştüğüm, çok sevdiğim birisi. Emekli oldu ama kendini spora, doğaya verdi. Bisiklet turları yapıyor. Buradan selam olsun ona. Alpay abi jest ve mimikleriyle, ses tonuyla yani bir bütün olarak bu işin tam adamıydı bence. Demirci gibi, Samuray gibi Alpay abi de en çok iz bırakanlardan da biriydi. Bu keberin tek sahibi benim. Çünkü en iyisi benim. Ben kendimi biliyorum. Herkese tanıyacak beni. O kemeri ben alacağım. Bursa deyince aklına ne geliyor? Vallahi kayıp geliyor. Kaybettiğim, içinde yer alamadığım o turnuva geliyor. Tam o sırada Survivor'daydım. Aslında ayarlamalarımıza göre çoktan dönmüş olmam gerekiyordu ve o maçta olmam gerekiyordu. Fakat Survivor çok tutuldu o sene. Çok tutulduğu için uzadı. Uzadığı için de ne yazık ki gelemedim ama oradan size bir mesaj göndermiştim. Mesajım ve oradaki ruh halim zaten belli. Üzülmüştüm. Çünkü çok uzun zamandır o günü bekliyordum. O turnuvada yer almak. Beni bekleyen seyircime, taraftarıma bir güç olarak o gösteriyi, o şovu yapmak istiyordum. Ama ne yazık ki gerçekleşemedi. Sevgili Barbar'la ne yazık ki o maçı yapamadık. Belki bir gün. Çünkü Barbar'a bak son güne kadar gelebilir, haberi yok. Yani evet. Bir yandan Survivor'u takip ediyor. Elendin mi, elenmedin mi? Ben dedim yani elenmiş olabilir yolda. Survivor sonradan yayınlanıyor birkaç gün sonra biliyorsunuz dedim. Evet. Yani belki gelebiliriz yani bunu bekliyoruz gibi. Yani ben aslında yetişemeyeceğini biliyordum. Yani son iki gün ben yetişemeyeceğini biliyordum zaten. O haftaya girdiğimizde yetişemeyeceğini ben anlamıştım. Ama bunu Barbar'a söylemedim. Barbar maç günü dahil senin geleceğini zannediyordu. Evet. Gelemeyeceğini söyleyince... Ve unvan maçıydı. Çıldırmıştı. Ve unvan maçıydı. Gerçekten Barbar'ı çok üzdü bu durum. Senin mesajın vesaire ekrandan yayınlandığında
zaten o zaman gerçekten inandı ki sen yoksun. Evet. Peki, benim de çok sinirlerim bozulmuştu işin patronu olarak. Bizim aramızda ciddi bir gerginlik oldu. Yani hatta basına düştü. Hasan Survivor'dan elenmekle kalmadı. Aynı zamanda Turkish Power Wrestling'deki şampiyonluğunu kaybetti diye. Gerçekten senden şampiyonluğu almıştık. Şampiyonluğu aldığımızda senden ne hissettin? Şurası bitsin de bir döneyim kafasındaydım. Ve bitti. Evet. Survivor'da ikinci olmuştum 2012'de. Sonra geldim. Kemer hala bende diye biliyorum tabii ben. Ama duyduklarım ve izlediklerim, gördüklerimden sonra çok üzüldüm. Kahroldum. Dikkat edersen aileden olmayan biriyle tartıştığın zaman çok umursamazsın. Evet. Ama aileden biriyle tartıştığın zaman bu gerçekten çetin bir tartışma oluyor. Şimdi sen de ailenin bir ferdisin ve bizim en büyük düğünümüze gelmedin. Biz öyle gelemedik. Gelemedim. Doğru. Ama bir yandan da baktığın zaman süreçte sen yeni bir unvan maçına çıkacakken sakatlandın. Evet. Gerçekten de. O da ayrı sana bir travma o hakkı oldu. Da verdik ama orada bir sakatlık yaşadım. Sonra Volkswagen Arena. Orada seni ringden uzaklaştırdıklarında ben senin gözünde başka şeyler gördüm. Bilgehan. Sanırım Jabok'a geldi. Problem çarpı 2. Ben dövüşmek istiyorum Bilgehan. Ben bugünü bekliyordum Bilgehan. Sadece bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını verirse açıkçası ben çok mutlu olacağım. Bursa'da Turkish Power Wrestling Show'unda rakibin barbardı. Dünya şampiyonluk maçına çıkacaktın. Bir anda seni nerede bulduk biz? Bir ağacın gölgesinde. Ağacın nereye gitti arkadaşlar? Turkish Power yerine. Bana oradan meydan okuyor. Ben bu maçın erken alınacağını bilmiyordum Bilgehan. Ve Survivor'ın uzayacağını da bilmiyordum. Kendimi maç için hazırlamıştım. Ama organizasyon erken yapıldı Bilgehan. Mazeretini kabul ediyor muyuz? Bilgehan. Bilgehan bak. Şampiyon benim Bilgehan. Lütfen arkadaşlar orayı geçmesin lütfen. Orayı geçmesin lütfen. Bilgehan. Bu arada Acun'un genel müdür olmasını isteyenler var. Ne oluyor? Joe Legend geldi. Joe Legend yine arkadan saldırıyor. Bu arada 4,5 kilo o kemer. 4,5. Hasan Yalnız onu şu anda suratında hissetti onu. Tamamen iptal şu anda. Orada ringin kenarında belli bir noktaya kadar sen normal prosedürü yapıyordun. Sonra bir şey oldu, değiştin. Seni götürürlerken bambaşka bir duygulara kapıldın. Sen orada ne hissettin? Bak yine tüylerim diken diken oldu gördüğün gibi bak. Ok Kemal benim hakkım. Arkadaşlar müdahale eder misiniz? Ok Kemal benim hakkım. Müdahale dövüşsün eder misiniz? Beni bir o zaman. Müdahale eder misiniz? Benimle dövüşsün Bilgehan. Benden korkuyor biliyorum. Dövüşsün benimle. Benimle dövüşsün. Korkak! Korkak! Bence biraz haksızlık edildi Jamoka'ya. Çok yüklenildi ona. O an olmayacaktı belki ama sonraki maçlarda rakiplerime gözdağı verecektim ben orada. Bütün kafamdan geçen hikaye buydu. Fakat çok büyük heyecan yaşadım. Oraya gelince tekrar atmosferi görünce o ringin içinde olmam gerektiği hissine kapıldım. Bir anda her şey değişti. Bak yani, yine aynen şimdi değişti yani. Hasan bambaşka biri oldu yani. Orada aynen. Yani çıldırdın, resmen çıldırdın. İçimdeki savaşçı çıktı. Ve orada bir mücadeleye giriştiler bende. Dark oldu. Kendimi kaybettim. Dolayısıyla hak etmediğim şeyler yaşadım. Ama Hasan Yalnızoğlu ne yapacağı belli olmaz. Bir gün daha güçlü bir şekilde bir ölür bin dirilir diyelim. Bir gün daha güçlü bir şekilde dönebilir. İnşallah. Ben çok isterim açıkçası. Zaten Turkish Power Wrestling'in nesiller boyu ben devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama şartlar oluştukça biz kötü organizasyon yapma şansımız kalmadı artık. Aynen. Nasıl yüzden kötü bir organizasyon olabileceğini gördük her açıdan. Evet. Daha iyisinin nasıl olacağını da biliyoruz kesinlikle. Benden uzak dur çıngıraklı yılan. Sana cellat derler bilirim ama ben senin kurbanın değilim. Bunu kafana sok. Benden uzak dur. Jamoka ismi nereden geldi? Nasıl geldi? Nasıl oturdu sana? Şimdi şöyle. Suat Yalaz çizgi roman yapmış.
O yıllarda beni çizmiş. Yani baktığında çizgi romanla benim o filmde yer almıştım. Yan yana koyduğunda dersin ki adam o yılda seni çizdi dersin yani. Öyle çok örtüştü fotoğraflarımız. Ve Kanal D'de 2001 yılında bir dizi vardı Kara Olan diye. Orada Camokka karakteri vardı. O çizgi romanı uyarlamışlardı. Beni uygun gördüler. Ve Camokka olarak başladık. Sevgili Daniel Topatan oynamıştı eskiden. O çok başarılı tabii. Bize layık gördüler. Daha sonra sinema filmini de yaptık 2013 yılında. Survivor'dan dönünce. Dolayısıyla Camokka artık bende yerleşti. Ama o Camokka diye hoşuma da gitti o benim karakter. Sen işte bu proje başladığında ne yapalım diye sorduğunda acaba bu olur mu demiştim sana. Aa evet dedin, doğru söylüyorsun. Gerek yok dedik. Evet, başka bir şey aramaya gerek yok. Öyle öyle Camokka koyduk ismini. Dünya çapında beğendiğin profesyonel güreşçi kim? Undertaker. Undertaker. Sana da tam böyle uyabilecek bir şey var değil mi? Evet. Söylemek istediğin bir şey var mı bizim sormayı unuttuğumuz? Şöyle söyleyebilirim. Hayatın kendisi bir yarış zaten. Hayatta yarışıyoruz. Bu yarışın içerisinde yaptığımız başka küçük yarışlar var. Turkish Power onlardan biriydi. Hayatımın renklerinden biriydi. Her insanın iniş çıkışları var. Bazen sakine aldığı, dinlendiği zamanları var. O dinlendiğim zamanlarda tekrar şov dünyasına adım attığım, başka bir platformda seyirciye ulaştığım, bana da güç verdiği, beni ayağa tekrar kaldıran bir işti. O yüzden bende büyük bir etkisi ve izi var. Biliyorsun hani milli sporculuğum var. Dünya çapında bir dans topluluğunun parçası oldum. Lideri. Baş dansçısıydım evet. Onun dışında spor hayatımın içinde eğitmenlik kısmı da var. Oyunculuk var. Bu kadar güzel şeyi yaşarken bu renklerin içerisinde Turkish Power'da gökkuşağının renklerinden birini oluşturdu benim için. O yüzden sana, bizi tanıştıran Murat'a, Alaaddin'e, bu yapımda emeği geçen herkese, fotoğrafçı Eren abiden, işte Kubilay, Barbar, Samuray ismini sayamadığım diğer bütün arkadaşlara, Taş kardeşler, Atabey, herkes, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz bir takımdık. Yani içimizden bir tanesi olmasa, Cengiz hakemlerden Cengiz yine öyle. İçimizden biri olmasa bu takım olmayacaktı. O yüzden bütünüyle herkese sevgi ve saygılarımı da iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten keyifli bir sohbet. Benim için de çok keyifliydi. Hani birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ama buna rağmen sohbet ederken ne kadar gizli içimizde saklıyoruz. Bunlar bu sohbet içinde de ortaya çıkıyor. Ne kadar güzel bir şey.